Den takip edeceğiz. Bir evlilik yine Ebru Şallı, Uğur Akkuş. Nereye gider bilmiyorum ama eski manken sunucu Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. Görgü tanığının iddialarına rağmen Ebru Şallı darp iddialarını kabul etmedi. Sonrasında birlikte mutluluk görüntüleri verdiler Ebru Şallı ve Uğur Akkuş. Yine geçen akşam Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'la görüntülendi. Muhabirlerin darp olayından sonra eşinizle barıştınız mı sorusuna Ebru Şallı bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı dedi. Eşimle hiçbir zaman da küsmedik dedi. Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya 11 milyon lira değerinde otomobil aldığı haberleri Uğur Akkuş'a soruldu. Bu da magazin gündeminde yer almıştı. Yeni aracınızı Ebru Hanım'a barışma hediyesi olarak mı aldınız dediler muhabirler Uğur Akkuş'a. Uğur Akkuş da dedi ki biz hiç küsmedik ki barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam dedi. Diğer taraftan Uğur Akkuş'un eski eşi, iki çocuğunun annesi Gonca Derin daha önce de bu darp olayında da konuşmuştu. Takvime konuşmuş. Bir yıldır diyor nafakamı doğru dürüst alamıyorum. Son 4 aydır aylık 7 bin lira olan nafakamı hiçbir şekilde ödemiyor dedi Uğur Akkuş için. Gonca Derin ödenmeyen nafakalar için icra yoluna gideceğini söyledi. Eski eşinin Ebru Şallı'ya hediye ettiği 11 milyon liralık otomobil içinde diyor ki satın almamıştır, kiralamıştır dedi. Gonca Derin daha önce eski eşi Uğur Akkuş'un kendisini de darp ettiğini söylemişti. Yine yeni bir gelişme var. Ali abi sen attın onu. Ebru Şallı'yı arabada darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş'un yine eski eşi Gonca Derin kızının kaçırıldığını söyledi. Müge Anlı'nın kapısındayım dedi. Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa Müge Anlı'nın kapısındayım dedi. Eski eş daha sonra kızının teslim edildiğini bildirdi. Kızımı Feriköy Çocuk Şubeye teslim ettiler. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Destek olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ederim dedi. Şişli Asayiş Büro memurluğuna da minnettarım dedi. Uğur Akkuş'tan da bir açıklama var. Onu ben bulayım ama sen şu ana kadar gelişmeler hakkında neler söyleyeceksin Ali abicim? Şimdi Uğur Akkuş eşini darp etti mi etmedi mi Ebru Şallı'nın açıklamalarından şahitlerin, görgü tanıklarının anlattıklarından çok net bir şekilde o kuyudan çıkabilmiş değil Ebru Şallı. Yani eşiyle araçtaki görüntüler, evet. eşiyle araçta tartıştığı fiziki ya da sözlü şiddetin olduğu Evet. çok net. Ne kadar inkar ederse etsin. Çünkü tanıklar çok somut bir şekilde anlatıyorlar. Yalanlanmayacak şekilde. Ebru Şallı da onlara iftiradan ya da yalandan bir dava açmadığı için o işte ben şiddet görmedim, görsem hemen hakkımı ararım açıklaması boş. Şimdi eski eşinin nafakasını ödemeyen, ayda 7 bin lira parayı ödemeyen, 4 ne kadar? Evet. 28 bin 4 lira 4 aydır. ayda Evet. ödemeyen biri barışma hediyesi olarak 11 milyonluk otomobil şeye alır mı Ebru Şallı'ya? Ya adama derler, hocam senin borcunu devletin başına bela oluyordu. Cumhurbaşkanına kadar bu iş ulaştı. Kuvvetleri olan 20 milyon dolar borcunu Nihat Özdemir ödedi. Nihat Özdemir senin baban mı? Cumhurbaşkanı rica etti. Yani paran varsa git önce Nihat Özdemir'e borcunu öde. Ya da nafakanı da öde. Nafakanı öde. Evet. Yani ben baştan beri Uğur Akkuş'un ilk eşiyle olan ilişkilerinden, ilk eşini aldatmasını Ebru Şallı'yla olan ilişkilerine falan benim gözümde Hatta bir yani ceza daha suç işlerse cezaevine girecek çünkü pandemi döneminde değil mi? Ondan da evet bahsetmiştik. kriminal bir insan görüntüsü var. O nedenle Allah bir dediğine inanmayacağım insanlardan biridir. Bu işte mahkeme kararıyla çocuklarımı aldım, sömestr tatiline götürdüm diyor ama eşi çocuklarının darp edildiğini, ağladıklarını anlatıyor dün akşamki görüntüye ilişkin. Yani bu evlilik ve bu ödenmeyen borçlar günün birinde bu lastik iyice patlayacak artık.
Ebru Şallı'da ben de mağdurum. Kan kustum, kızılcık kerbedi içtim dedim diyecek. Nereye kadar bu şeye tahammül eder bilmiyorum. Görüntü bu. Yanılıyor olabilir miyiz? Yanılma ihtimalimiz milyonda bir olsa göre var. Bu. Evet. Uğur Akkuş da hakkımda yine asılsız bir iftiralar atılmış diyor. Kendi çocuklarım kaçırdım diye bakmakla, korumakla, kollamakla ilgili ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararıyla usulüyle diyor pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalamalar asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen demiş Uğur Akkuş da. Tamam öyle diyor da, yapmış. Evet. Öyle diyor da eşinin, eski eşinin söylediklerinde yani gece diyor ki Adem babasıyla görüşmek istemiyordu. Annesi o senin baban, babanla görüşmen gerekiyordu. Hatta Ceylin de yanında olsun dedi. Biz de Adem'le babasıyla görüşmeye geldik. Babasının doğum günü. Zeynep'in açıklaması evet. Evet yani çok net bir şekilde çocuklarının bu süreçte bak şurada diyor yani o kendini savunuyor da Uğur Akkuş'un eski eşi Derin Hanım Derin miydi? Evet. Soyadı mıydı Derin? Gökçe Derin şikayetçi olmasa Gonca Derin. Evet. Gonca Derin. Şikayetçi olmasa evet. Karakola teslim edilmez demek ki çocuklar. Bir sorun var. Bu eski çiftler arasında çocuklar bir pimpon topu gibi maalesef gitti. Yine dediğimiz gibi olan çocuklara oluyor. Evet. Allah yardım etsin. Şimdi seni mutlu edecek. Ya, gerçi hepimizi beni de mutlu edecek bir haber var. Adnan Oktar'a 8658 yıl Ali abi tekrar ediyorum. 8658 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme Adnan Oktar'la birlikte 14 örgüt yöneticisine 8658 yıl. Aman yarabbim hapis cezası verildi. Mahkeme Adnan Oktar'a örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme örgüt yöneticisi olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar'ı sorumlu tutarak neticeden 8658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oynuyor çünkü çok mutlu şu an ekranlarda görüyorsunuz. Devletimize güvenimiz tam dedi bu kararın ardından Adnan Oktar. Karardan mutluyuz. Kararı Allah verdi. Güzel günler var diyor önümüzde. İslam dünyaya hakim olacak. Türkiye'de güzel bir ülke olacak dedi. Karar hayırlara vesile olsun dedi Adnan Oktar bu kararın ardından. Tutuk